kibiriyle, kaba ve rahatsız edici tavırlarıyla alakalıdır. An itibariyle Denizli Spor için Nuri Çavuşoğlu kimdi hükümsüzdür. Onun varlığını tanımıyoruz. Kendisini de belediye başkanımız olarak kabul etmiyoruz. Biz Denizli Spor özelinde yaşadığımız sorunları anlatalım. Siz bunu Denizli genelinde yaşayacaksınız. Siz bunu Denizli genelinde tekrar kendiniz değerlendirin. Nuri Çavuşoğlu 3 aydır var. Ama Denizli Spor 60 yıldır var. Bu memleketin en önemli markası. Benim şahsi olarak, Denizli Spor olarak konuşmayayım, şahsi olarak tavsiyem derhal istifa edip beyaz atletini giymesi, tekrardan aqua parkını işletmeye devam etmesidir. O makama hiç yakışmamaktadır. O makam ona 10 gömlek fazladır. Bizim burada derdimizi en çok anlayacak, bu sıkıntıları görmüş bir abimiz var. Ali Marım. Bu memlekete mal olmuş bir insan. Ona da teessüflerimizi iletiriz. Burada bizim sıkıntılarımızı görmüş. Orada da bir yetki sahibi olmuş olmasına rağmen hiçbir konuda yardımcı olmadı. Hiçbir konuda da Nuri Çavuşoğlu'na yanlış yaptığını ve bunların düzeltilmesi gerektiğini söylemedi, söylediyse de yaptırım olmadı. Yani onur kulluğu oluşturuyoruz. İlk başı Ali Marım'ı alıp koymak istiyoruz. Destek olarak almak istediğimiz kişiden hiçbir destek görmüyoruz. En çok derdimizi anlamasını umduğumuz abimizden hiçbir destek görmüyoruz. Hem belediye başkanlığı yaptın, hem Deniz Spor'un başkanlığını yaptın. Her türlü sorunu sen gördün, her türlü sıkıntıyı sen çektin. Bu arkadaş yönlendirilemiyorsa ağırlığını koyman lazım. Yapmadı. Yapmadı. Defalarca yönettiğim için kendisinden aday istedik. Defalarca kendisine seçim öncesinde, kongre öncesinde, kongre sonrasında gittik. Lütfen dedik, sizin varsa adayınız onu getirin. Lütfen sizin bir başkanınız varsa onu başkan yapın. Biz çaycılığını da yaparız, başkanlığını da yaparız. Bizim için hizmet verebilir miyiz? Biz o dertteyiz. Hiçbir yanıt almadık. Yapın, başlayın. Sonunda bu süreçte biz yardımcı olacağız denildi. Ama yok. Yok, kesinlikle yok. Diğer birimlerin de bir şey yapmasına engel olunuyor. Bu tamamen Nuri Çavuşoğlu'nun egosundan kaynaklı bir durum yaşıyoruz. 3 aylık süre sonunda lütfedip de vermiş olduğu randevudaki tutumu, davranışları, bayan yöneticimizin yanında küfür ederek konuşmaları, Denizli Spor'a hiçbir destek ve katkı sağlamayacağını belirtmesi, projelerimizi, Çalıştay'ı, yardım kampanyasıyla ilgili açıklamaları bile dinlemeden bizi kapıya doğru yönlendirmeye çalışması bardağı taşıran son damla oldu. Kimse Denizli Spor'a böyle bir hareket yapamaz. O hareketin karşılığı anında da verilir. Onu da orada Denizli Spor'un varlığı ve diğer yönetici arkadaşların olması korumuştur. O bizim gözümüzdeki ateşi gördü. Halbuki bize yapılan onca haksızlığa rağmen iletişim kurmaya ve onlarla diyalog kanallarını kapatmamaya çalışıyorduk. Şehrin dinamiklerini bir araya getirelim. Çözüm yolları bulalım. Şu düştüğümüz durumdan çıkalım. Derdimiz bu. Şahsi olarak rant peşinde koşacak olsak bu işlere girmezdik zaten. Biz bunun olduğu bir sistem kuralım. Belediyenin olmadığı yerde bu organizasyonlar eksik kalır. Belediye de mutlaka bu konuya dahil olsun diye uğraşmamıza rağmen
Biz orada kocaman bir egoyla karşı karşıyayız. Güç zehirlenmesi yaşayan, egoyla kibirin vücuda gelmiş hali orada Nuri Çavuşoğlu. Denizli'de bu adamın karşılığı yok. Ne diyorlarsa desinler. Denizli mütevazı insan sever, efendi adam sever. Böyle bir kibir, böyle bir ego mümkün değil, burada karşılık bulamaz. Eğer Nuri Çavuşoğlu Denizli Spor dostu ise emin olun Denizli Spor'un düşmana da ihtiyacı yok. Tek başına yeter. Takımın ekmeğine göz koyup suyunu, ekmeğini, iaşesini zaten vermek zorunda. Biz Denizli Spor halkını teslim eden, bu belediye de onun temsilcisi de bunu zaten vermek zorunda. Yapması gerekiyor bunu. Yani biz orada şahıslarla muhatap olmak zorunda bile değiliz yani. Bu çocuklar, buranın çocukları, hepsi altyapımızdan yetişmiş. Zaten bin bir tane sıkıntıyla uğraşıyoruz. Bir de ekmek derdine düşeceğiz, arkadaşa anlatacağız. Lütfedecek de izin verecek. Yok öyle bir şey. Zaten vermek zorunda olan şeyleri verecek. Ya meydanlarda verilen sözleri lütfen sizler videolar olarak koyun, bizi de etiketleyin. Bunu biz söylemedik. Yani bunun karşılığı en basitiyle yalancılıktır. Biz belediye olsun olmasın her türlü mücadeleye devam edeceğiz. Hiç fark etmez. Yani bu arkadaşın varlığı bizim için bir anlam teşkil etmiyor. Biz tüm şartlarımızda mücadeleye devam edeceğiz. Bize Denizli'de cesur, yürekli, belediyeden rant peşinde olmayan, ihale kovalamayan, TL verip faiziyle euro dolar almayacak delikanlı iş adamları lazım. Olmak isteyenleri de bozuyorlar, olmak isteyenlere de müdahale ediyorlar. Ama ben gene de bu memleketin içinden bu delikanlı arkadaşların çıkacağına eminim. Yerimiz burada. Sabah 10, akşam 8 dükkandayız. Buraya gelsinler. Kimseden korkmasınlar. Bakın bugün burada haksızlığa karşı mücadele etmeyen, susanlar yarın kendi başlarına geldikleri zaman bunu çok iyi anlarlar. Ayrıyeten bu arkadaşlar zamanın çabuk geçtiğini, bugünlerin de unutulmayacağını bilsinler. Yarın öbür gün maçlarda kulakları çınlar. Vakti geldiğinde bunun bir karşılığı olur. Bunun hesabını vermek zorunda kalırlar. Biz en basitinden şimdi size bu süreçte sürekli diyalog kanallarını tutmaya çalıştığımız için konuşmadık. Ama yok arkadaş, yok, olmuyor. Başkan seçildiği gün ilk iş iaşe kesildi. İlk iş. Hala da farkında değil neyim. Bazen gidiyoruz zorla alıyoruz. Otobüsü bile bayram yerindeki otoparkta zannediyorlar. Otobüs satılık ilanla düşeli kaç zaman oldu? Biz bunu biliyoruz. Otobüsü tadilat, tamirat, bakım, onarım yapacağız deyip aldılar. Daha çakarını sökmemize müsaade etmeden gönderdiler. Otobüs toplu kiralamada zaten uygun paraya, hatta ücretsiz alınıyormuş. Bize de 300 bin lira masraf var. Biz istemiyoruz, yük olmayalım dedik. Biz burada 20 tane personelimizin maaşı diye söz söylemedik. O da doğru değilmiş. Zaten doğru bilgi de vermiyorlar. Yani yalan bunların dilinin pelenki olmuş. Deplasmana gidiyoruz, mazotu kesiyorlar. Arkadaş kredi kartından alıp da ödedi. Dönüşte otobüs bahaneye alındı, bakım bahanesi. Kurultay günü, yani sözleşme işin bahanesi. Yapmak istiyor musunuz siz bir şey? Çözüm bulursunuz değil mi? İhaleye mi? Çıkartın arkadaşım ihaleye. Siz verilmiş haklarımızı gasp ettiniz. Sözleşme bahane yani burada. Yokmuş, evrak yokmuş. Yapın kardeşim o zaman. Ne evrak gerekiyorsa. İhaleye çıkartın. Herkes girebilsin ihaleye. Biz de kaç paraysa 1 lira fazlasını biz vereceğiz, gireceğiz. Bedava bir şey verin demiyoruz ki. 20 tane zabıta ekibi otoparkta sanki terör örgütüne müdahale edermiş gibi toparlandılar. Evrak mevrak bile toplamaya fırsat olmadan kapatıp mühürlüyorlar. Kendileri kullanacaklarmış. Yani diyalogda temel problem, yumruğu sıkılı bir adamla tokalaşamazsın. Sen bir imkan sun, sözleşme hazırla, biz uymayalım, o zaman hakkın olsun. Hiçbir konuşma yok, bir şey yok. Usulsüz, al. Ya kardeşim, bırak bu işleri ya.
bayraklarımız, flamalarımız, önünde duran deniz spor bayraklarını çöplere, çöp kamyonlarına doldurup kaçırdılar bunlar. Altyapının bize tahsis edilmiş 4 tane tesis var. Altyapının önemli olduğunu bir kez daha anladık. Tamamen altyapıya yöneliyoruz. Şimdiki çocukların hepsi altyapıdan yetişme çocuklar. İşgüzarlık yapıyorlar. Söz konusu altyapı tesislerinin sözleşmelerini yenemiyorlar. Tahsis yapmıyorlar ki bir sonraki seferinde çıkartabilmek için bahaneleri olsun. Engame arasında unuttular çöp moloz dökme alanını. Yoksa onu da ilk gün almışlardı. Nasıl olduysa arada onu. En sonunda da stat mevzusu. Yani bir şeye niyetin olmadı mı kardeşim, stat da olur, bu da olur. Allah'tan burası iyi gençliğe ait. Yoksa burayı da boşaltın, kendimize tahsis edeceğiz burayı derlerdi. Stadın parasını biz kendimiz vereceğiz. Belediyeden kesinlikle muhatap değiliz. Ödemesini yapacağız. Belediye demeyeyim, yanlış anlaşılmasın. Nuri Çavuşoğlu ile alakalı hiçbir, onun isminin olduğu yerde artık Denizli Spor yoktur. Belediye ile ilgili tüm bunlara rağmen son bir diyalog kurmak amaçlıydı tüm çabalarımız. Basın toplantısında da aynı dertlerimiz devam ediyordu ama 3 aydır uğraşmış olduğumuz randevuyu zor bela aldığımız için bir gidelim yüzümüze baksın söyledik. Orada da yapması gereken kabalığı ve terbiyesizliği yaptı. Artık bundan sonra onunla bir diyalog kuramayacağımızı anladığımız için şimdi bu açıklamayı yapıyoruz. Bizim onunla tüm diyaloglarımız, tüm ilişkilerimiz şahıs olarak bitmiştir. Belediye ile ilgili ne gerekiyorsa yazışma yapılır ama Nuri Çavuşoğlu bizim için hükümsüzdür. Kendisinin Denizli Spor'la ilgili de en ufak bir tasarrufu yoktur. Olanları da yıldırmaya çalışmaktadırlar. Biz burada sizin aracılığınızla meydanda verilen sözler, atılan tweetler, her şey ortada. Bunları Sayın Özgür Özel'den rica ediyoruz. Sayın Özgür Özel bu yalancılığa, bu vurdum duymazlığa, bu saygısızlığa, bu terbiyesizliğe, bu egoya, bu kibire lütfen müsaade etmesin. Kendisi vermiş olduğu sözleri bize yerine getirmek için bir platform oluşsun. Biz de onun için de elimizden geleni yapalım. Biz her türlü müdahale, her türlü haksızlığa ve her türlü imkansızlığa rağmen Denizli Spor adına sonuna kadar elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Kamuoyuna da böyle arz ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi varsa sormak istedikleriniz sorun. Ben de cevaplamaya çalışayım. Şimdi seçim kampanyası döneminde taraftar gruplarıyla bir araya geldi ve Deniz Spor'a destek vereceğini, Deniz Spor'un eski günlerine döneceğini söyledi. Sonrasında böyle bir tutum acaba şahsi olaraksa sizin söylediğiniz bu tutum sizin yönetime yönelik bir şey mi? Efendim acaba, öyle olsa bin kere gittik ya. Ya alim arama sistemimiz bu yüzden. Ben alim arama 20 kere gitmişimdir. Lütfen dedim bakın. Eğer eski arkadaşlar şucu bucu diye nitelendiriyorsanız onların hepsini bu sistemden çıkardık. Hatta yeniden seçime gidiyoruz. Eski arkadaşlardan yönetimde olanların hepsini de istifalarını aldık. Varsa niyetiniz lütfen siz oluşturun yönetimi. Sizin başkanın adayınız olsun. Bizim babamızın malı değil kardeşim. Biz sahipsizliği, biz şuradaki sıkıntıyı çözelim diye bir şeyler yapalım. Sizinkisi gelsin yapsın. Sizin adayınız varsa olsun. Sizin yönetiminiz yönetsin. Tek bir kişi gelmedi, gelmediğini gördünüz. 40 kişiydik, kendimizdik yani. Hiçbir karşılık bulmadı. Bunlar kafada silmişler. Bunlar kafada bu işi bitirmişler. Bunlar bu işe aidiyet duymuyorlar. Çünkü bu işin bir parçası değiller. Bu arkadaşların Denizli'de bir karşılığı yok. Sen Denizli Spor'un olmadığı bir Denizli'de duramazsın. Denizli Spor'un olmadığı bir Denizli'yi temsil edemezsin. En basit tabiriyle yalan söylüyorlar. Şimdi gelen mesajda da işte stadı belediyenin kiralamak istediği konusundaydı, önünüze getirdiniz. Yok, başka arabayı da satacağız, ödeyeceğiz ya. Biz onlardan, yani bu şahıs sorun. Bizlik bir sorun değil. Bu şahıs bizimle şimdi sorunda. Yarın sizde olacak sorun. Bir fizik şeye dönüştü mü peki dünkü görüşmedeki? Yok. Denizli Spor'un varlığında biz haklı olduğumuz yerde kendimizi haksız duruma sokmayız. Öyle bir durum yok.
Ama bugün bizde yaşanan sorun yarın emin olun sizde yaşanacak. Ertesi gün esnafla yaşanacak. Ertesi gün çalışma arkadaşları yaşanacak. Allah o çalışma arkadaşlarına yardım etsin. Allah o bayanlara da, onun yanındaki bayan arkadaşlara da yardımcı olsun. Yani bu egoyla çok zor. Bu mümkün değil, bu arkadaşım kibir kübü olmuş, bu arkadaşın karşılığı da yok. Ya bugün ben söylüyorum, benim bir işim yok kardeşim, ben ihale almam, almam, satmam, iş yapmam. Bana bir şey yapamaz. Beni istedi ceza davasına dönüştürsünler, hakaret davası açsınlar, tek ayak üstüne gider yatarım. Hiç sorun yok. Ama bunun memlekette bir karşılığı yok. Yani koskoca Denizli'nin vizyonuna uygun bir adam değil yani. Bu mantıkla hiçbir şeyde taş üstüne taş eklemez yani. Başkanım, bu yana yaşanan gelişmelerden dolayı yönetim içerisinde herhangi bir fikir ayrılığı oluştu mu? Fikir ayrılığı yok. Ama ben şöyle bir şey rica ediyorum. Şimdi içimizde ticaretle uğraşanlar var. İster istemez belediyeyle işi olan olabilir, olmayabilir. Arkadaşlarımızın hepsi, benim bunların hepsini ben kendi adıma söylemiş sayım. Arkadaşlarımızın hepsi verecekleri kararda özgürler, ayrılabilirler. Yarın öbür gün bir taraf olmak zorunda kalmasınlar. Ben onlardan da özür diliyorum. Bu soruyu sordunuz, çok iyi oldu. Kimseyi zor durumda bırakmak istemem. Benim burada görmüş olduğum haksızlığa karşı konuşmamış olmam, müdahale etmemiş olmam Denizli Spor taraftarına saygısızlık olur. Onların hakkını aramamış olurum. Ama yanımızda bulunan insanları da, zaten çok zor şartlarda olan insanları da benden sebep bir zarar gelmesini istemiyorum. O yüzden herkes ayrılabilir. Herkes bu konuda takdir hakkını kendinden yana kullanabilir. Anlayışla karşılarız. Kimseye üzülmeyiz, kırılmayız, darılmayız. Bizlik yani bizden yana bir sorun yok. Arkadaşlarımız da bu konuda her türlü hakka sahipler. Ama bunu söylememek Deniz Spor'a ihanet olur. Ne yapıyorsa yapsın, elinden geleni yapsın. İlla ki bir cesur arkadaşlarımız olur. Yönetime dahil olmak isteyenler olur. Bir şeyi yaparken siyasetten biz tamamen uzağız. Biz bunları söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde değil. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Partiyle hiçbir alakası yok. Zaten bu arkadaşın da vallahi partiyle alakası olduğunu zannetmiyorum. AK Parti ile, Milliyetçi Hareket Partisi ile, Cumhuriyet Halk Partisi ile bu konunun Denizli siyasetiyle alakası yok. Bu konu sadece güç zehirlenmesi yaşayan, kibir ve egonun vücuda gelmiş hali Nuri Çavuşoğlu ile alakalıdır. Başka yerde de yapar mı bunu? O verecek bu hakları. Denizli Belediyesi sistem olarak verecek. Şahsi olarak müdahale ediyor. Rahatsızlık, bizim rahatsızlığımız bu. Tasarruf falan bunlar bahane. Sözleşme bahane. Şahs olarak. Bizde mi sorunun var? Yok. Kendiyle pro. İş dünyası aynayla kavga eder bu arkadaş. Kendiyle alakalı sorunları var. Peki başkanım, siz bundan sonra ne yapacaksınız artık? Süreç belli. Zaten bir desteği yoktu. Bir faydası yoktu. Biz onun varlığıyla gelmedik. Bir tek burada önemli olan mevzu şuydu. Biz Çalıştay'da dinamikler bir araya gelsin diye uğraştık. Yani valiliğin, belediyenin, gençliğin, sağlık müdürlüğünün, STK'nın bir arada olduğu yapı güçlü olur. Yani Bursa bu yüzden başardı. Ama biz bu arkadaşın böyle yaptığı yerde rezil oluruz. Biz kendimize inanarak gene devam edeceğiz tüm mücadelemizi. Her türlü izinlerimizi aldık. Biz mücadele ederiz. Ama bir ayağı kısa olur. Yani yaşanan süreci Deniz Valiliği'yle paylaştınız mı? Görüşürüz. Yok, Allah razı olsun. Vali Bey, yani Vali Bey'den tekrar randevu istemeden evvel belediyenin bir tutumunu görelim dedik. Belediye bize kapı göstermeye çalışıyor. Yani kafada şunu şartlamış. Ben hiçbir şey, hiç kimse hiçbir şey vermeyeceğim. Sadece onun bunun ipliğini pazara çıkartacağım. Tamam. Sen ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım. Yani kardeşim, sen ne diye geldin o zaman oraya? Hizmet vermeyeceksen, taş üstüne taş koymayacaksan, bir proje yaratmayacaksan ne diye geldin? O kadar sözü ne diye verdin? Meydanlarda ne diye taktın atkıyı da dolandın, bağırdın, çağırdın? O andan bize fayda yok.
Ama belediye bir dinamik yani. Eğer belediye bir kişi yönetiyorsa hani bu sosyal demokrasi nerede? Hani bu çoğulcu yaklaşım nerede? Hani sistem bir kişi üstüne mi? Eleştirdik her şey bu değil miydi zaten? Bizim ricamız bu arkadaşın bu kapasitesi, bu çapı, bu vizyonu yok. Bizim ricamız Özgür Özel Beyefendinin, Sayın Özgür Özel Beyefendinin bu konuda bize yardımcı olmasıdır. O verdiği sözleri tutar, o bize yardımcı olur diye düşünüyoruz. Siz o konuda bir girişimde bulunacak mısınız başkanım? Başkan yardımcısına bir dosya hazırlayıp gönderiyoruz. Genel merkezliğiyle de görüştük. Başkan yardımcısıyla da görüştük. Kendisine şikayetlerimizi iletmemizi istedi. Kendisine bir dosya hazırlayıp gönderiyoruz. Umarım takdir ederdi, değerlendirirler. Kimle görüşmeniz başkanım? Ben size yazılı olarak da göndereceğim. Onlara gönderdiğimi de size yollayayım. Ben hani öyle çok basit bir insanımdır yani. Neyse o. Size de basın bülteni olarak yaparım. Yaşamış olduğumuz haksızlığı ve sürecin gelişini de aynı onlara nasıl anlattıysam size de aynı şekilde paylaşayım. Buyurun. Onlar eski adamlar ödeyecekler. Onlar, bizimle alakası yok. 25 milyonu Mehmet Tuz Bey yönetici arkadaşlar ödeyecekler. Mecbur ödeyecekler. Vallahi ne yapabilirler bize? Her şey yedi emin zaten. Ne alabilirler? Gelip alsınlar. Ama o arkadaşların malı mülkü var. Onlara gider alırlar yani. Onlar ödeyecekler abi o işi. O işi. Sıkıntı yok onda. Sezonun son bölümünde özellikle bu Nişas maçında tribünlere falan geldiğini hatırlıyorum. Çünkü bu da yanlış hatırlamıyorsam yine başkanlık seçiminden sonraydı. Belediye başkanlığı sürecinden sonraydı. Seçilmişti. Yani ne oldu da bir anda Çavuşoğlu bu kadar yakınken işte o dönem bir anda böyle bir cephe aldı. O dönem bahaneleri Mehmet Uzun varlığıydı. O zaman da Mehmet Uz farklı görüşten diye destek olmuyorlardı. Hep o yönetim ve öncesinin gelen şeyleri suistimal ettiklerini iddia ediyorlardı. Adaylık sürecinde yakın durmasını belki anlamlandırabiliriz ama başkan seçildikten sonra da bir teması oldu Deniz Spor'la. Yani vallahi bir maça geldiğini, onda da 10 dakika durduğunu hatırlıyorum. Onun haricinde durmadı bile. Taraftar bağırdı, çağırdı gelsin diye gitmedi. Ağır yaptı böyle bir kendi bu tarafa çevirdi. Ben yanındaydım. Nerede olduğunu ben de. Aynen. Yani böyle 10 dakika. Yani taraftar çocukların desteğini almak için bin bir şey söyledi. Ne yaptığını taraftar gruplarına sorun lütfen. Yani bize biz biliyoruz da o sorunun muhatabı cevap versin. Ne yapmış acaba? Ya da ne yapacak? Ne vaat etti? Ne vaat etti? Yarın öbür gün bu günler geçer. Zaman çok çabuk geçiyor. Biz bize yapılan haksızlığı biliyoruz. Hadi bizimkisini bir kenara koyun. Bu zaman dediğiniz şey çok hızlı. Kulaklar çınlar vallahi tribünlerde. Ben şöyle hatırlıyorum başkanım. Uçak maçında tribünlerdeyken sanırım Derince maçında Derince maçına otobüsün mazotunu vermedi. Adamın kartından ödü. Vermedi. Yok yok. Cebinizden karşılamak. Evet. Biz onu bir senedir yapıyorduk. İlk günden belliydi. Ya. Ben seçildiği gün ekmeği kesti diyorum ya. Biz süreci yürütmeye ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Diyalog kurmaya çalışıyoruz. Ama diyorum size yumruğu sıkılı bir arkadaşla tokalaşamazsınız. İlk gün yaptıklarını da anlamamız lazımdı bizim. İlk geldiği gün ekmeği kesti. Bir de bu kraldan çok kralcılara sesleniyorum. Yani bakın yarın öbür gün bu düzen değişir. Siz orada yapmış olduğunuzda Denizli Spor'a zarar verdiğinizin farkına varın. Bu konuda kendinizi düzeltin. O arkadaşlar da biliyor kendilerini. Lütfen bu işin karşılığı olur. Dikkat etsinler. Ya bir tarihi yok etmeye çalışıyor. Kesinlikle. Biz bir şavasla uğraşıyoruz ya. Biz bir egoyla uğraşıyoruz. İşi gücü bıraktık. Onunla uğraşıyoruz. Bizim için hükümsüzdür. Nuri Çavuşoğlu diye bir kimlik tanımıyoruz. Belediye ile ilgili yazışmalar, görüşmeler ne gerekiyorsa yapılır. Ama onun varlığı Denizli Spor'a hiçbir fayda sağlamaz. Onun varlığı, onun dostluğu hiçbir düşmanı aratmaz. Başka var mı abi sormak istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.